Program hayırlı olsun diyeceğim ama zaten programın sonuna geldik yani hani yarın bitiyor. Umarım sizin için verimli geçiyordur. Şimdi ben yani uzatmayalım giriş faslını yani konuya başlayalım yani. Bizim Cemalettin Hoca bu Şehrül Mevakıf'ta nazar ve yöntem miydi Cemalettin? Yöntem bahisleri diye başlık attı. Şehrül Mevakıf'ta da geçen ama daha ziyade Seyyid Şerif Cürcani'nin Levamül Esrar haşiyesinden çıkarttığımız bir sistem var. Yani bir anlatı var. O anlatı üzerinden bugün meselenin bu noktaya nasıl vardığını anlatacağım. Yarın iki blok dersimiz daha var herhalde yarın. Devam ederiz inşallah. Şimdi arkadaşlar Seyyid Şerif Cürcani bu Levamül Esrar'ın başında Levamül Esrar Kutbüttün Razi'nin bir mantık kitabı. Urmevi'nin mantığına yazdığı bir şerh. Haşiyetü Levamül Esrar da Seyyid Şerif'in ona yazdığı bir haşiye. Bu biraz hacimli bir eserdir. Seyyid Şerif diyor ki orada saadet-i kusvaya, en yüce mutluluğa ulaşmak için yani ulaştıran yol temelde marifetullah'tır. Yani bu marifetullah'ı siz aslında varlık olmak bakımından varlığın bilgisi olarak da anlayabilirsiniz. Metafizik bilgi yani. Buna diyor giden iki yol vardır temelde. Yani buna ulaştıran iki yol vardır. Birincisi nazar yoludur. İkincisi müşahede yoludur. Müşahede ve riyazet yolu. Nazar yolu bildiğiniz üzere kelam ve felsefe geleneğinin kullandığı yol. Yani o filozofların ve mütekellimunun yöntemi. Bu nazar yolunu kullananlar şayet herhangi bir dine bağlı kalmadan bunu kullanıyor iseler. Yani belirli bir dinin şeriatını esas almadan, naslarını esas almadan bu yolu kullanıyor iseler, filozofturlar, meşşai filozofturlar onun tam tabiriyle. Şayet belirli bir dinin naslarını dikkate alarak bu yolu kullanıyor iseler, o dinin mütekellimidirler. O dinin kelamcısıdırlar. Yani bu Hristiyansa Hristiyan, kelamcı Müslümansa İslam kelamcısı. Riyazet yöntemini ya da riyazet ve müşahede yöntemini kullananlar şayet belirli bir dine bağlı kalmadan bunu kullanıyor iseler işraki filozofturlar. İşraki filozofturlar. Eğer belirli bir dine bağlı kalıyor iseler orada Seyyid Şerif dini mutlak bırakmıyor. Eğer Hazreti Peygamber'in şeriatını esas alarak bunu kullanıyor iseler müteşerri sufilerdir. Tam tabir bu. Müteşerri sufilerdir. Dolayısıyla iki yöntem ve dört zümreden bahseder Seyyid Şerif el-Cürcani. Yöntem nazar ve müşahede yöntemleri, zümrelerde işte işrakilik, meşşailik filozoflar kanadında, mütekellimun ve sufiye ise dini düşünce erbabı kanadına düşüyor. Aslında bu İslam dünyasında uzun süren bir tartışma geleneğinin neticesi. Yani bu Seyyid Şerif'te iş bu noktaya varıyor ama bunun öncesinde epeyce bir 5-600 yıllık belki 700 yıllık bir geçmişi var bu yöntemlerle ilgili mülazanın. Şimdi ben erken dönemden iş buraya nasıl vardı onu özetlemeye çalışacağım. Bu bize ayrılan sürede yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra İslam geleneğinde iki temel yöntem geliştirildi aslında başlangıç itibariyle. Bunlardan birisi rivayet yöntemi, diğeri dirayet yöntemi ya da istidlal yöntemi diyebiliriz. Rivayet yöntemi daha ziyade muhaddislerin ve tarihçilerin, siyer erbabının kullandığı bir yöntem, rivayet yöntemi. Dirayet yöntemi de fukahanın ve mütekellimunun kullandığı yöntemler. Başlangıçta ortaya çıkan. Şimdi bu dikkat edin erken dönemde bu yöntemler henüz tam tekamül etmemişken, yani bilgiyi yöntemsel olarak nasıl elde edilir, bunun sorgulaması yapılmamışken, pek çok eski dönemlerden kalan veri dini düşünce geleneğine girdi. Bizim bugün İsrailiyat diye konuştuğumuz şeylerin çoğu bir dönem bilimsel bilgim işlevi gördü. Yani şu anda biz onlara İsrailiyat diyoruz ama onlar Hicri 1. yüzyılın bazı kesitlerinde bilimsel bilgi işlevi gördü. Yalnız parantez arası şunu belirtelim. Biz erken dönemde konuşurken çocuğun bu 1-2 yaşları gibi haftaların ve günlerin çok önemli olduğu bir dönemden konuşuyoruz yani. Yani 10 yıl o dönem için çok önemli bir süreç arkadaşlar. Oluşum süreci olduğu için. Hani olur ya bebekleri bir hafta görmezsin, bir haftada değişmiştir bebek. Aa büyümüş dersin şu. Yani mesela diyelim ki dün işte oturamıyordu, bugün oturmaya başlar bebek. Hani bebek büyüme süreçlerinde, yani çocuğu olanlar bilir, bunları insan yaşar. Erken dönem de böyledir arkadaşlar. Yani daha doğrusu kuruluş süreçleri böyledir.
Kuruluş süreçlerinde 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonraki dönemlerde zaman zaman 200-300 yıla tekabül eder. Düşünce dönüşümleri bakımından. O nedenle bunu nazara dikkate alarak meseleyi konuşuyorum. Siz de öyle anlayın lütfen. Şimdi bu eski dönemlerden intikal eden verilerin bir kısmı Kitab-ı Mukaddes'ten, bir kısmı değişik kanallardan geldi. Bunlara daha sonra İsrailiyat dendi. Elekten rivayet yönteminin ya da istidlal yönteminin eleğinden geçemeyen veriler metruk hale geldiler. Yani İsrailiyat olarak damgalanan ve artık terk edilmesi gerekir denilen bilgilere dönüştüler. Ama rivayet ve dirayetin eleğinden geçebilenler, üste kalanlar, onlar bilimsel bilgi malzemesine dönüştüler. Dolayısıyla arkadaşlar, yöntemler bize bilimsel bilginin ne olduğunu veren şeylerdir. Bütün dönemlerde. Yani biz şayet bir yöntemle herhangi bir bilginin sağlamasını yapabiliyor isek, ona yöntemin şartlarına riayet ederek ulaşabildiğimizi gösterebiliyor isek, o bilgi temelde bilimsellik statüsü kazanır. Bunun alanı her neyse o şartlarda. Yani bir muhaddis bunu yapıyorsa hadisçinin şartlarında, fakih bunu yapıyorsa fıkıh şartları dahilinde bilimsel bilgi muamelesi görür. Şimdi erken dönemin, yani Hicri 1. yüzyılın sonlarıyla 2. yüzyılın başlarında aynı zamanda sonradan daha güçlü bir yöntem olarak yeni bilgi iddiasında bulunacak bir rivayet ve dirayet riyazet yöntemi ortaya çıktı. Başlangıçta bunlar daha ziyade salt riyazet yöntemleri gibi kendini gösterirler. Bu riyazet ve müşahede yöntemi. İlerleyen dönemlerde bunlar artık bilgi verme iddiasına da kavuştular. Şimdi felsefe eserleri biliyorsunuz İslam'da 2. yüzyılın sonunda tercüme edilmeye başladı. Yani 3. yüzyılın ilkinde, Hicri 200 ila 220 arasında. Bundan önce İşte Emeviler döneminde bir takım tıp kitapları veya mühendislikle ilgili bir takım kitaplar tercüme edildi. Yine Abdullah İbni Mukaffa'nın ölümü 147'dir Abdullah İbni Mukaffa'nın, Hicri 147. İsagoji'nin, yani bu Forfirius'a ait İsagoji'nin, Aristoteles'in Cedeli'nin, mantığın bazı bölümlerini, yani birkaç bölüm olması lazım, bunların bir muhtasarını tercüme ettiğini biliyoruz. Yani Pehlevice'den muhtasar metinleri var. Bunları Arapçaya çevirmiş ama bunları ne kadar yaygınlaştığına dair kanaatlerimiz çok net değil açıkçası. Yani 1. yüzyılda bir takım tercümeler yapıldı ama bunların ne kadar yaygınlaştığını bilemiyoruz. 2. yüzyıldan itibaren, yani 3. yüzyıldan itibaren, 1. yüzyılda mı dedim biraz önce? 2 diyeceğim yani. 1. yüzyılda da yapıldı. Halid bin Zeyd miydi bu Emevi prensinin adı? Halid bin Yezid. Halid bin Yezid'in zamanında bir takım tercümeler yapıldı ama yani onlar tababet kitapları. Biliyorsunuz bütün dönemlerde ilk tercüme edilen eserler tıp kitaplarıdır arkadaşlar. Çünkü sarayın hastalarının bakımı yapılması lazım. Yani toplumun elit kesiminin tıbba ihtiyacı var. Bu nedenle bütün dönemlerde en yaygın ve en hızlı tercüme edilen eserler tıp eserleri, felsefi düşüncenin de en hızlı intikal ettiği alanlar tıp kitaplarıdır. Bu medeniyetler tarihinde. Şimdi bu tercümeler sistemli bir şekilde 200 ila 220 arasında yapılınca İslam'da aynı zamanda fıkıh ve kelamın daha önce kullanıp geliştirdiği istidlal yönteminin bir diğer versiyonu daha çıktı. Burhani yöntem. Burhan yöntemi. Yani bunlar aslında arkadaşlar istidlal yönteminin çeşitli versiyonlarıdır. Yani fıkıh da aynı yöntemi kullanır, kelam da aynı yöntemi kullanır, formel bakımdan. Felsefi disiplinler de aynı yöntemi kullanırlar. Dahası felsefi disiplinler deyince hepimizin aklına şimdi metafizik ve bilgi teorisi geliyor. Modern dönemdeki felsefenin zihnimizde oluşturduğu imalardan dolayı. Bilin ki bu klasik dönemde aynı zamanda fizik bahislerini, yani zooloji, botanik, psikoloji, meteoroloji, işte matematik ilimler, geometri, işte mücerret astronomi, musiki gibi disiplinlerin de kullandığı yöntem bu. Sadece metafiziğin kullandığı yöntem değil. Bu yöntem, yani istidlal yöntemi, İslam'dan önce tabii çok uzun bir geçmiş olduğu için İslam dönemine Aristoteles'in mantık kitaplarıyla birlikte daha sistemli bir şekilde intikal etti. Mantığın 8-9 bölümü halinde, yani daha böyle ayıklanmış, temyiz edilmiş ve dakikleştirilmiş bir yöntem olarak intikal etti. Bu dakikleştirilmiş yöntemin kelam ve felsefe şeydeki fıkıhtaki versiyonu, bilhassa fıkıhtaki versiyonu o disiplinin cüz'iliğine uyarlanmış bir versiyondu. Biliyorsunuz bunların en önemli farkı, bu fıkıhtaki ve
felsefedeki istidlal yönteminin en önemli farkı illet teorisindedir. Yani fukahanın kullandığı illet, felsefenin kullandığı, çoğu durumda da mütekellimin kullandığı illet değildir. Fukaha, nasta olan gerekçeyi illet olarak kullanır. Şunun gibi yani, mesela bütün sarhoş edici şeyler haramdır. Viski sarhoş eder, o halde viski haramdır. Bu kıyas doğru mu? Doğru. Şimdi kıyasta orta terimin sebep olması gerekiyor değil mi? Orta terim ne burada? Sarhoş edici. Sarhoş edici haramlığın sebebi mi? Emin misiniz? Haramlığın sebebi şari'in emri. Evet. Sarhoş edicilik şari'in emrine alamet. Tabii. Yani şari'in emrini gösteren şey. Biz bazen şari'in emrine alamet olanın ne olduğu konusunda böyle ayakta olunca daha havalı oluyor arkadaşlar. Şari'in emrinin ne olduğu konusunda ihtilafa düşebiliriz. Yani hangi şey alamettir? Bu hani faizde var ya riba olayında keyil vezin tartışmaları. Onun gibi böyle ihtilaflara düşebiliriz. Zararı yok ama bunlar gerçekte orta terim değil. Çünkü dış dünyada haramlık diye bir hüküm yok, durum yok aslında. Haramlık zihnin itibarıyla ortaya çıkıyor. İllet olarak kullandığımız şey de gerçekte dış dünyada haramlığın sebebi değil. Şari'in emrinden dolayı biz onu sebep olarak kabul ediyoruz. Onun gerçek sebebi olabilmesi için Allah'ın varlığını temellendirmeniz yetmez. Allah'ın insanla temas kuracağını temellendirmeniz, yani kadir-i muhtar bir tanrı anlayışını temellendirmeniz, yani nübüvveti temellendirmeniz gerekir. Nübüvveti temellendirmenin ardından Hazreti Peygamber'in peygamberliğini vesaire, yani pek çok temellendirmeden sonra bu sizin için evrensel bir ahlaki norma ya da hukuki norma dönüşebilir. Ama gerçekte bu bizim bildiğimiz anlamda dışta, diyelim ki şuraya vurdum, bundan bir ses çıktı. Yani dokunma, vurma, diyelim ki çarpma, bu sesin sebebi böyle bir sebep değil bu. Fukahanın kullandığı kıyas teorisiyle mütekellimunun kullandığı, daha doğrusu felsefenin kullandığı kıyas teorisi arasında form bakımından fark yoktur arkadaşlar. Herkes kıyasın alel ekser birinci ve ikinci şeklini kullanır. Yani bütün insanlar ölümlüdür, Sokrat insandır, o halde Sokrat ölümlüdür formunda ifade eden birinci şekil var ya. Birinci şekil kullanılır aslında. Yani insanın zaten doğal akıl yürütmesi budur. Form olarak böyledir ama kıyasla kullanacağımız orta terim, yani sebep olarak belirlediğimiz şey, büyük öncül, küçük öncül her neyse, bunların karakteri konusunda ihtilafa düşeriz ve disiplinler kendisini bunlara göre ayarlar. Şimdi erken dönemde, yani bu Hicri 3. yüzyılda felsefe eserleri tercüme edilince, dolayısıyla istidlal yönteminin fıkıh ve kelamda kullanılan versiyonunun yanında 3. bir versiyon ortaya çıktı. Şimdi bu versiyon ile fukahadaki farkı anladık ama mütekellimunun kullandığı kıyas yöntemleriyle, kıyas içeriğiyle, yöntemleri değil, düzeltiyorum, kıyasın formunu kastetmiyorum yani. Arkadaşlar bu bizde çok galatı meşhur. Mantık eserleri gelince bu fukaha, mütekellimun mantıktaki formları kullanılmaya başladı falan diye zaman zaman anlatılır. Bakın bu çok ciddi bir galatı meşhurdur. Baştan beri kelamcılar da mantıktaki formları kullanırlar. Öyle değil mi Su Hocam? Yani kelamcı arkadaşlar var şimdi içimizde. Yani haddimizi aşmayalım. Baştan beri aynı formlar kullanılır arkadaşlar. Yani fıkıhtaki kelamdaki formlar da bizim bildiğimiz mantık formlarla aynıdır. Hatta Gazali ileride mantığı kelama transfer ettiğinde diyecek ki ya arkadaş bak biz bunu daha öncesinde kelamda kullanıyoruz zaten. Bizim mütekellimlerimiz de bunu kullanıyor. İşte onların istisnai kıyas dediğine bizim mütekelliminler kelamcılar sebir ve taksim diyorlar. Yok onların bir kıyas dediklerine bizimkiler hulfi kıyas diyorlar. Bunların isimleri değişik. Kıyas formları aynıdır diyecek. Bazen bunu zaman zaman Gazali'nin mantığı meşrulaştırmak için yaptığını söylüyor arkadaşlarım bazıları. Arkadaşlar meşrulaştırma değil bu. Gerçekten böyle. Baştan beri kullanılan kıyas formları aynı. Öyleyse sen niye getirdin mantığı? Ya mantık 2000 yıllık disiplin olmuş. Ayıklanmış, dakikleşmiş. Ama kelamdaki disiplin hala fıkhın dilinin tesiri altında. Bu kadar ayıklanıp mükemmelleştirilmemiş. Elde hazır veri varken onu kullanayım diyor adam. Başka bir şey söylemiyor. Yani kelamdaki kullanılış biçimiyle felsefedeki kullanılış biçiminin rüçhaniyetini karşılaştırıyor. Yoksa kullanılan şeyler aynı. Dolayısıyla bu aynı yöntem, yani bu istidlal yöntemi mantıkta kıyas formları belirlenen, yine kelamcıların erken dönemde kıyas formlarını ortaya koyduğu, yani formel yapısını ortaya koyduğu istidlal yöntemi. Kelamla felsefe arasındaki fark şu. Formun kendisinde değil, formun içeriğinde. Kelamcılar, bilhassa ehl-i sünnet kelamcılar, bu mutezile için de geçerli de, mutezile içinizde itirazlar doğabilir diye kaydı itirazıyla söylüyorum.
Naslardan bir takım ilkeleri aynı zamanda kıyasın büyük öncülüğü olarak kullanabiliyorlar. Mesela kelamcı naslardan alemin hadis olduğu sonucunu çıkardı. Değil mi? Yani bu akıl yürütmeyle de temellendirilen ama nasların da bize verdiği sonuç bu. Mesela Allah'ın kadiri muhtar olduğu sonucunu çıkardı. Ve kelamcılar bu usta biliyorsunuz icma ediyorlar. Çok erken dönemlerde nadiren çatlak sesler var bu konuda. Ama kelam tarihi boyunca özellikle 3. yüzyılda 2. yüzyılın ortasında falan karar kıldılar bu konuda kelamcılar. Modern döneme kadar bu iddialarını sürdürdüler. Allah kadiri muhtardır iddiası sürdürülüyor kelamda. Şimdi kelamcılar bunu aynı zamanda kıyasta daima büyük öncül olarak kullanabildiler. Alemin sonradanlığı meselesini öncül olarak kullanabildiler. Yani erken dönem kelamcıları kıyasın yani akıl yürütmenin ya da akli araştırmanın sonucuyla nas'tan istilal ettiğimiz ya da anladığımız bu alem hadistir ya da Allah kadiri muhtardır cümlelerinin birebir örtüştüğünü düşünüyor idiler. Erken dönem. Sonradan bu usta bazı kaymalar oldu. Yani sonradan bu usta bir takım zaman zaman farklı sesler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Fahrettin Razi sonrası dönemde. Müteahhirun kelamında. Ama kelamcılar temelde görüşlerinden vazgeçmediler. Mesela Mutezile şu usta çok ısrarlıydı. Dedi ki Mutezililer bu konuda aklın anladığı şey ile yani gerçek bir illiyet araştırmasına dayalı olarak yaptığımız ve vardığımız netice ile nas'tan anladığımız şey arasında zerre kadar bir farklılık yoktur, tamamıyla örtüşür. Bu manada Mutezile aklın evrenselliğini iddia ettiği kadar bu metafizik bahislerde yani külli meselelerde aynı zamanda nas'ın da evrenselliğini iddia eder. Bundan dolayı mesela Mutezile insan aklının Allah'ı bilmesinin zorunlu olduğunu düşünür biliyorsunuz. Yani Mutezile'nin geneli böyle düşünür. Yani marifetullah aklen vaciptir diye düşünür. Bir şahsın yani şeyle karşılaşması gerekmez. Bir peygamberle karşılaşması gerekmez. Maturidi'nin de bu hususta Mutezile'ye yakın olduğunu biliyoruz. Yani marifetullah'ın şeriatla karşılaşmasa bile bir kimse için zorunlu olduğunu, vacip olduğunu biliyoruz. Sözü uzatmayayım. Kelamla felsefe arasında bu öncüllerde farklılık var. Formun kendisinde, yöntemin kendisinde herhangi bir farklılık yok. Şimdi bu yöntemler içerisinde, erken dönemde ortaya çıkan yöntemler içerisinde şimdiye kadar saydığımızdan farklı olan yöntem erken dönemde zühat olarak bilinen, daha çok zahitler olarak bilinen, ardından da mutasavvıflara evrilecek olan zümrenin yöntemi. Şimdi arkadaşlar yalnız bu yöntem meselesini birinci erken dönem için doğru anlayalım. Kastettiğim de şu. Şimdi kelamcılar nazar yönteminin temel iddiası şu. Dini düşünce söz konusu olduğunda. Diyor ki mütekellimun. Şimdi Allah peygamber vasıtasıyla bize içinde bulunduğumuz sahnenin gerisi hakkında bir uyarıda bulunuyor. Yani alemin bütünü hakkında bir uyarıda bulunuyor. Nebe'un azim var ya Kur'an-ı Kerim'de. Yani büyük bir haber var burada. Bu haber ne? Bu haber şu. Yani bir yerdesiniz ama siz o yerin farkında olun. Yani ne olduğunuzun farkında olun. İnsanlığın ve varlığın anlamına ilişkin bir uyarı bu. Şimdi bunun sağlam tahkikini nasıl yapacağız? Yani peygamberde hakikat diyelim bu bilgiler. Yani şimdi diyelim ki Allah şöyle konuşur. Bu bilgi arkadaşlar bakın metafizik tarihinin en ciddi problemi budur. Unutmayasınız bunu. Yani biz cümleleri kuruyoruz ama cümlelerin hakikati kimde? Kim biliyor bu cümleleri? Yani bunu acaba hepimiz mi biliyoruz? Yoksa içimizden bilen birileri mi var? Şunun gibi yani şimdi biz bu kamerayı kullanıyoruz. İşimize de yarıyor. Mikrofonu kullanıyoruz. Kardeşim bu mikrofonun bilgisi kimde? Değil mi? Bunu tahkiken bilen birisi olması lazım. Aksi halde bu burada olmaz ve kullanılmaz. Bilen birisi yoksa bu bilgi devam etmez. Yani bunu biz kullanmaya devam edemeyiz, sürdüremeyiz. Bozulduğu zaman hikmet kaybolur. Kimde bu bilgi? Şimdi kelam geleneği diyor ki bir, bilgi peygamberde. Yani esas bilgi peygamberde. Dolayısıyla dinin nihai otoritesi peygamber aleyhisselam. Ya da peygamberler. İki, peki peygamberde olan hakikat bilgisi nasıl sürdürülebilecek? Nazarla tahkik edebiliriz dedi kelam geleneği. Yani nazari yöntemle biz bu bilginin hakikatini kavrayabiliriz. Aslında bir taraftan bakıldığınızda bunların tamamı tefsir gibi durur. Yani min ve çin, kaydı ihtiraziyle söylüyoruz bunu. Bir açıdan bakıldığında bunların tamamı Hazreti Peygamber'de tahakkuk etmiş olan hakikat bilgisinin tafsili ve tefsiri gibi durur. Ama nazar yönteminin bu sağlamayı bize vereceğini düşündüler. Şimdi bunların yanı sıra bir zümre çıktı. Bu zümre biliyorsunuz başlangıçta ahlaki bir tavır gibi gözükür. Zahitlerin iddiası sanki bir ahlaki tavırmış gibi gözükür. Aslında ahlaki tavır olduğunda da tam ahlaki değil bu.
Zaman zaman biz erken dönemde tasavvuf, ahlak diye, Ercan Hoca yanlışsam düzelt, ahlak diye çıktı diyoruz ya. Hacı Bayram senin konun değil mi bu? Ahlak diye çıktı diyoruz ya. Bak bu normal şartlarda ahlak diye çıktığı dönemde de arkadaşlar burada bir iddia var. İddia şu. Diyor ki sufiler, peygamber de tahakkuk etmiş olan hakikat bilgisi bir tür peygamberane tecrübe yaşanmadan tekrarlanabilir ve kavranabilir değildir. Şimdi peygamberdeki hakikat bilgisi namazın nasıl kılınacağına dair bilgi değil. Namazı kılmamızı mümkün kılan Allah'a ilişkin bilgi ve o haberin kendisini almak. Yani esas hakikat bilgisi o. Şekil bilgisi değil yani bu. Öyleyse sufiler dediler ki, sonradan sufi olacak bu zühat zümresi dedi ki, bizim esas itibariyle peygamber dini nasıl yaşadıysa aynı şekilde o dini yaşayacak bir tedeyyün ortaya çıkarmamız lazım. Şimdi biz bunun tarihini falan konuşurken erken dönemdeki bozulmalara falan dikkat çekiyoruz zaman zaman. Mesela Hicri 1. yüzyılda o fetihler arttığı sırada Medine yakınlarında işret meclisleri oluşmuş. İslam tarihçileri daha iyi bilirler. Yani ciddi bir ahlaki kriz baş göstermiş aynı zamanda. Yine biliyorsunuz bu iç savaşlarda Kur'an-ı Kerim'de insanı tanımlayan ifadelerde bir kriz baş gösterdi. Yani mümin, münafık, fasık, kafir gibi temel terimlerde bir kriz ortaya çıktı. Şimdi bu aynı zamanda arkadaşlar sadece böyle sadece insanı tanımlayan ifade edince anlaşılmıyor. Bunlar aynı zamanda ahlaki kriz. Yani bir insanın mümin olması, fasık olması, ne bileyim zalim olması, işte kafir olması ne demektir sorularına vereceğimiz cevaplar bir yönle mutlaka ahlakla, bir yönde metafizikle ilgilidir. Dolayısıyla kriz umumi bir kriz, genel bir kriz. Tasavvufta bu züht şeyinin tavrının doğmasında bu krizlerin etkili olduğu söylenir. Doğrusu her ne etkili olursa olsun, yani ister bunların etkisi işte 5 derece, 10 derece, 50 derece olsun, ister daha az olsun, durum fark etmiyor, ortaya bir tavır çıktı. Bu tavrın tipik örneklerden birisi şu, İmam Malik döneminde Ömer el-Ömeri diye bir zat var, bunun hikayesini severim ben. İmam Malik'e bir mektup yazmış, Hazreti Ömer'in torunu olduğu söylenir bunun. Zannediyorum Hazreti Ömer'in kızdan torunu, yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki, hikayeyi yanlış biliyorsam düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Düzeltmeyin ama yani, hani öyle söylediğime bakmayın. Şimdi diyor ki, haberlerin geliyor bana, alim bir adamsın diyor. Yani çok güzel haberlerini alıyorum, takdir ediyorum bunları. Ama diyor, bil ki şey böyle olmaz diyor. Yani din böyle anlaşılmaz diyor. Hazreti Peygamber ne dediğini böyle kavrayamayız. Kendisi mücerret halde, toplumdan uzaklaşmış halde bir züht hayatı yaşıyor. Ancak diyor böyle bir yaşantıyla Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği bu dini anlayabiliriz. Yani bir tür tecrübe ortaklığını öneriyor yani. İmam Malik de demiş ki cevabında, Allah'a giden diyor çeşitli yollar var İmam Malik. Cenab-ı Hak diyor sana bu yoldan kendisine ulaşmayı lütfetmiş, bana da böyle ulaşmayı lütfetti. Bunların hepsi diyor hakkı verildiği zaman Allah'a götürür. Sonra diyor ki bil ki bunlardan herhangi birinin de diğerine üstünlüğü yoktur. İmam Malik cevabında öyle söylemiş. Yani yöntemlerden herhangi biri sonuca ulaştırdığı takdirde yöntemler diğerine üstünlüğü kalmaz anlamında bir yorum yapmış. Yani bu zahitlerin iddiasını çok belirgin bir şekilde ortaya koyan bir örnektir. Yani bir tür peygamberle tecrübe ortaklığına sahip olup tedeyyünü dini içselleştiren dini kavramları ve önermeleri tahkik eden bir seviyeye çıkarmak. Başlangıçta arkadaşlar bu tavırlar ortaya çıktı. Sonra felsefe eserlerinin bir önce söylediğim tercümesiyle birlikte istillal yönteminin 3. versiyonu ortaya çıktı. Ama metafizik iddiada olan, bakın bilimsellik iddiası da değil artık. Bilimsellik iddiasını başından beri fıkıh ve kelam sürdürdü. Bu Aşık Veysel'in bir şeyi vardır, şiiri, türküsü. Çiğdem der ki ben alayım. Hatırladınız mı? Yiğit başına belayım, hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı? Hatırladınız mı? Şimdi onun sonu benim hoşuma gider, bu konuyu anlatmak için iyi bir şey. Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı? Şimdi bunlar diyorlar ki kelam ve fıkıh, bakın biz model disipliniz. Aynen bu pozitivistlerin 19. yüzyılda iddia ettiği gibi. Cümleler şeylere ait, bana ait değil. Bu kelam metinlerinden nakledilen cümleler. Model kelimesinin karşılığı misal. Sonra oraya bakıp model kelimesini bulamadım diye itiraz etme. Misal.
Misal ilk örnek demek biliyorsun. Misal evvel ilk örnek demek aynı zamanda. Örnek yani temel bilim olmak ne demek? Bak bana bakıp bilim olmayı anlayacaksın diyor mütekellim. Veya fakih diyor ki bak bana bakacaksın bilim olmak ne demektir bunu anlayacaksın. Benim kurulduğum şartlarda kendini kurarsan tam olarak bilim sayılırsın demek istiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar başından beri model disiplin olduğunu iddia etti gerçekten kelam ve fıkıh. Felsefe eserleri tercüme edilince filozoflar bu disiplinlerin hakiki disiplinler olmadığını iddia ettiler. Hakiki disiplinler değil bunlar dediler. Biliyorsunuz bu şey kitaplarında, tasnif-i ulum kitaplarında disiplinler temelde ikiye ayrılır. Ulum-u akliye, ulum-u şer'iye. Ulum-u akliyenin bir diğer ismi el-ulumul hakikiyedir. Gerçek bilimler yani. Ne manada gerçek bunlar? Medeniyetten medeniyete intikal eden, yani bayraktarlığını yükselen medeniyetin yaptığı, olgu araştırması yapan disiplinler. Yani nesnelerin hakikatlerini, türsel hakikatlerini araştıran disiplinler bunlar. Filozoflar bu disiplinlerin şey olmadığını iddia ettiler. Hakiki disiplin değil bunlar dediler. Bu iddia ilk olarak Farabi'de çıktı arkadaşlar. Farabi bildiğiniz üzere İhsaül Ulum'da disiplinleri felsefede olduğu gibi ikiye ayırdı. Nazari disiplinler, ameli disiplinler. Nazari disiplinler işte fizik, matematik, metafizik. Ameli disiplinler ne? Evet aslında orada şey yani ilmül medeni dedi Farabi buna. İlmül medeni toplum bilimi yani. Toplum bilimi. Şimdi ilmül medeninin kapsamına ne giriyor? Fıkıh, kelam. Bak bunları toplum bilimi olduğu iddia ediyor Farabi. Fıkıh, kelam, ondan sonra ahlak, siyaset. Tedbiri menzil, tedbirül müdün. Bunlar giriyor yani kapsamına. Peki niye bunlar gerçek disiplin değil Farabi'ye göre? Çünkü diye düşündü Farabi. Bunlar peygamberin söylediği olduğu haliyle gerçek kabul edildikten sonra ortaya çıkabilecek disiplinlerdir. Yani bir peygamber gelir, Farabi'nin kendi anlatısı, bir peygamber gelir, hakikati insanların anlayacağı şekilde anlatır. Yani onların tahayyülüne yaklaştırır. Sonra peygamberden sonra 3-4 insan gelir, Farabi 4 kişi sayıyor, 3-4 insan gelir. Bunlar peygamber kendi dönemlerinde olsaydı nasıl davranırdı bunu bilir, ona göre davranırlar. Nihayet, peygamberin söylediğinin hakikatini bilemeyen, bilmeyen insanlar grubu gelir. Bu defa peygamberin ve takipçilerin söyledikleri yazılmaya, kayda geçirilmeye başlanır. Yani İslam medeniyetinin oluşum sürecini Farabi model kabul edip onun üzerine bir açıklama yapıyor. Hazreti Peygamber'in konumunu model kabul ediyor, nübüvvet teorisi oluşturuyor. İslam medeniyetinin oluşum sürecini model kabul ediyor ve bir anlatı oluşturuyor. Bu anlatıya göre fıkıh ve kelam gibi disiplinlerin ortaya çıkmasının sebebi hakikat bilgisinden yoksun olunması. Yani insanlar hakikati bilmedikleri için, felsefede yani ifade edilen makulatı kavrayamadıkları için peygamberin insanlar anlasın diye anlattığı, tahayyül seviyesinde anlattıkları şeyleri akli bilgi zannedip yazan insanlar. Böylece Farabi temelde felsefi bilimleri model, diğer dini bilimleri ise o model içerisinde bir yere yerleştirdi. Model kabul etti, onun için bir yere yerleştirdi. Diğer ise ameli disiplinler. Hakikat araştırması yapmayan, esas işlevi toplumun yönetimi olan disiplinler. Bunların işi, fıkıh ve kelamın işi bu. Fıkıh aslında bu kelam Farabi için daha az önemli. Fıkıh, İhsaül Ulum'da hem kelamı hem fıkıhı içerecek şekilde kullanılır. Yani dinin teorik ve pratik yönünü üreten insanların ismi fukahadır İhsaül Ulum'daki kullanımına göre. İmam Azam Fıkıh Ekber'indeki kullanımına benzer şekilde. Ama diğer eserlerinde kelamcılar toplumu savunmak için yani dini savunmak için varlar. Temelde savunu işlevi görüyorlar. Fukaha da dinin pratik hayatta üretimi için varlar. Dolayısıyla temelde yaptıkları işlev bunlardan ibaret. Fazlası yok. Ama Farabi'nin yaptığı iş felsefe genelinde bir probleme yol açtı. Çünkü Farabi nübüvveti felsefiye ya da metafiziğe mülhak bir durum olarak vazetti. Peygamberliği nübüvvete mülhak bir durum olarak vazetti. Peygamberlik arkadaşlar felsefi için ya da teorik düşünce için daima oyun bozucu bir işlev görür. Çünkü bir insan herhangi aslında ciddi bir yöntem kullanmadan, ciddi bir eğitimden geçmeden en yüce hakikatleri elde edebiliyor. Bunun nasıl olduğu meselesi büyük problem. Şimdi dini düşünce diyor ki Allah belli bir insanı seçiyor, onu peygamber yapıyor. Yani diyelim ki A şahsını seçti, bu A şahsı diğerlerinden daha mı kabiliyetli? Dini düşüncenin derinliği açısından bunun cevabı olur değil. Yani bunun cevabı hayır da değil ha. Hayır değil ama evet de değil. Böyle bir şart yok yani. Peki diğerlerinden ne bakıma daha üstün?
insani özellikler bakımından aslında özel olarak üstün olduğu bir durum da yok. Dini düşünce geleneği sadece peygamberlerin yalan söylememesi üzerinde, bakın yalan söylememek ahlaki bir vasıftır. Yalan söylememesi üzerine ısrar etti tebliğdeki inandırıcılıktan dolayı. Eğer tebliğde inandırıcılıkla ilgili bir problem olmasaydı bunda da ısrar etmeyebilirlerdi. Ama peygamberin özel bir kabiliyetinin olması gerekmiyor. Onu söylemek istiyorum. Sonradan vahdet-i vücut felsefe ve sudur geleneğine eklemlenince kabiliyetler teorisi oluşturacak ama özel olarak ilk 6-7 yüzyılda dini düşünce geleneği içerisinde nübüvvet kesinlikle kabiliyet teorisine göre açıklanmaz. Yaratılıştan sahip olduğumuz bir takım kabiliyetlerden dolayı peygamberlik bir insana veriliyor değildir. Böyle bir kabiliyet olması gerekmez. Ha Allah bir kimseyi peygamber seçiyorsa ona bir takım meziyetler verir. Ama seçmesinin gerekçesi o meziyetler değildir. Çünkü meziyetler mahluktur. Seçtiği için veriyordur. Onlar olduğu için seçiyor değildir. Dini düşünce geleneği bunu söyledi. Fakat Farabi ilk kez peygamberliği bir kuvve ve meleke ile açıkladı. Farabi'nin melekesi mütehayyile. Felsefe çalışan arkadaşlar ya da ilgili olan arkadaşlar bilirler. Mütehayyile gücü. Peygamberin oyun bozuculuğunu da metafizik bilginin yani varlığa ilişkin bütüncül bilginin mizaç sayesinde bir insanda herhangi bir çaba olmaksızın meydana gelmesi açıklamasıyla çözdü. Yani kişide dedi mizaç öylesine güçlüdür ki bir kimsenin çok uzun süre çalışıp elde edeceği bir bilgi yani peygamberde defaten ortaya çıkabilir. İçimizde öyle kabiliyetler olur ya. Yani diyelim ki adam müziğe çok iyi kabiliyeti var. Yani başkasının 3 senede öğreneceği şeyi 3 ayda halleder. Vardır öyle arkadaşlar. Yani çeşitli alanlarda kabiliyetimiz var. Bizim İhsan Fazlıoğlu Hoca bir ara Ürdün'de kaldı. Orada saz dersi almış. Saz çalma dersi. Adam bana 3 ay tahammül etti diyor. Sonra demiş ki ya İhsan Bey sen çok güzel işlerle meşgulsün demiş. Bakmış olmuyor. Hiçbir gelişme kaydetmiyor. Senin çok güzel işlerin var. Sen onlarla meşgul ol demiş. Şimdi demek ki kabiliyet yok. Hani uğraşmaya gerek yok. Ama içimizde bazı insanların böyle kabiliyeti vardır. Farabi bu konuda mizaç kavramını kullandı. Felsefe geleneğinde. Kuvve olarak da mütehayyile. Arkadaşlar eğer bir bilginin kuvvesi varsa bilgi evrenselleşebilir demektir. Nesnelliğin dayanağı bütün insan fertlerinde evrensel bir yani hepsinde bulunan bir meleke ya da kuvveye dayanmasıdır. Nesnelliğin dayanağı budur. Şayet bir bilgi hepimizin ortak olduğu bir kuvveye dayanmıyorsa orada nesnellik iddia etmek mümkün değildir. Tasavvufi bilginin nesnelliği probleminin çözümü de sorunsallaştırılması da burada ortaya çıkar zaten. Ortak bir kuvveye dayanıyor mu dayanmıyor mu? Temel mesele bu. Ama Farabi nübüvveti ortak bir kuvveye dayandırdı mütehayyile. Ama ortak kuvvede peygamberin ayrıcalıklı bir konum olduğunu iddia etti. Fakat Farabi şu sorunu çözümsüz bırakıyor gibi gözüküyor. Şimdi bir ümmet ortaya çıktı. Bu ümmet temelde bir peygamberin getirdiği inançları ve davranışları iman ediyorlar, ameli salihle yerine getiriyorlar. Bu kimseler diyelim ki makulat bilgisine, felsefenin metafizikte gördüğümüz makulatın bilgisine ulaşamıyor. Ne olacak bu adamlar? Doğru inançların ve doğru davranışların kişinin ruhunu bedeninden kurtardığını düşünüyor. Farabi ruh beden ilişkisine biraz farklı düşünür diğer filozoflardan. Ona göre ruhumuz başlangıçta bedene yerleşik. Şayet doğru inançlarla donanırsak bedenden bağımsızlaşıp ölümsüzleşir. Diyelim ki bütün inançların yanlış. Yahut doğru inançlarla donanma seviyesine varmadan öldük. Çocuklukta bebekte ölüp yok olup gidiyor insan Farabi'ye göre. Yani devamı için bir gerekçe yok zaten diye düşünüyor muhtemelen. Yani ne olacak yani? Akıl olmadığı takdirde yani evrensiz yani bir mücerret akla dönüşmediği takdirde yok olacak. Peygamber'e ittiba edenler doğru davranışlarla, doğru inançlarla, davranış burada ikinci, Farabi'de fasık kategorisi var. Ehl-i Sünnet'in o fasık, mümin kategorisi var. Onu felsefeye tatbik ediyor Farabi. Doğru inançlarla donandığımız takdirde ruh bağımsızlaşacak, tamam. Peki peygambere ittiba edenlerin tecerrüt derecesi, yani soyutluk derecesi ne olacak? Nereye varacak bu insanlar? Yani öldükten sonra diyelim ki, makulatla sırf baş başa kalacaksak, makuller alemiyle, sırf akıllar alemiyle baş başa kalacaksak, bizim bilgilerimiz mütehayyeldi. Sıradan insanların bilgisi yani, tahayyülle karışıktı. Beden gidince tahayyül beyinsel bir güç. Tahayyül de gitti. Ne olacak bu insanlar? Farabi de bu biraz sorunlu gözüküyor. Ama Farabi sonrakiler için bir çözüm bir de problem bıraktı. Çözüm peygamberliğin açıklanması, problem peygambere ittiba edenlerin hakikat bilgisine ulaşıp ulaşamayacağı.
Peygamber'e sahih olarak ittiba ettik. Ulaşacak mıyız? Kelamcıların ulaşamayacağı konusunda hemfikir filozoflar. Evet. Yani kelamcılar asla bu noktaya varamayacaklar. Çünkü onlar Peygamber'in söylediklerini gerçek zannediyorlar. Onu nazar yönteminin öncülleri haline getiriyorlar. Şimdi buradan çıkmaz diye düşünüyorlar ki. Yani filozoflar böyle düşünüyor. Buradan bir şey çıkmaz. Yani bunu çünkü aşma imkanı da yok adamın. Büyük öncüler kullandığı için. Ama sufiler gibi olanlar var. Veya salih, yani ameli salih yapanlar var. İman ediyor, ameli salih içerisinde yaşayan insanlar var. Acaba bunlar bir şekilde hakikate ulaşabilecek mi? Arkadaşlar, tasavvuf yönteminin, yani o ikinci yüzyılda ortaya çıkan ve süreç içerisinde geliştirilen o yöntemin İslam düşüncesinin bütünüyle ilgili iddiaya kavuştuğu dönemdir, 4. yüzyıl. İslam düşüncesinin bütünle ilgili iddiaya kavuşuyor. Bu İbn-i Sina'nın Makamatul Arifin'inde, bu işaretin son bölümü var ya, Makamatul Arifin, El İşaret ve Tembihat'ı bilirsiniz belki, yani felsefe çalışanı zaten bilir de, onun birinci bölümü mantık, ikinci bölümü fizik, üçüncü bölümü metafizik. Aslında kitap metafizik bölümü bitince bitmesi lazım. Ama kitap Makamatul Arifin diye bir bölüme daha sahip. Şimdi bu bölüm Farabi'nin nübüvveti metafiziğe mülhak hale getirmesinin bir yansıması. Yani Farabi'nin nübüvveti metafiziğe ek yapınca İbn-i Sina'da bu bir literatüre dönüştü artık. Yani sadece Farabi bunu müstakil yazmış gibi gözüküyor. Aslında Farabi bunu müstakil yazmadı, ayrı yazmadı. İbn-i Sina'daki gibi yazdı. Farabi'nin bu Kitab-ül Huruf diye bir eseri var. Bu Kitab-ül Huruf'un yapısı uzun süre çözülemedi arkadaşlar. Yani nereden çıktı bu eser kimse anlayamadı. Müsteşrikler de bunu İslam öncesi dönemde bir takım kaynaklarını bulmaya çalıştılar. Fakat bulamadılar. Yani Aristoteles'in kitaplarına, Platon'un kitaplarına falan geriye gitmiyor kitap. Kitabın yapısı şu. Huruf diyoruz ya, Kitab-ül Huruf. Edatlar kitabı demek. Kitap başlıyor. İnne, enne. Bunlarla başlıyor. Meta, zu falan. Önce kategorilerle ilgili temel kavramları anlatıyor. Ardından mevcut, vücut. Bunlarla ilgili tartışma yapıyor. Sonra geliyor. Mille nasıl kurulur onu anlatıyor. Yani bir ümmet, peygamber etrafında bir ümmet nasıl kurulur onu anlatıyor. Ardından da din felsefe ilişkisine geçiyor. Kitabı böyle bitiriyor. Ya nasıl bir iş kardeşim bu diye düşünüyor insan. Böyle bir şey olur mu? Farabi'nin kurgusu şu ama. Metafiziğin ontoloji diye, metafizik üç bölümden oluşuyor. Ontoloji, teoloji ve tikel bilimlerin ilkelerinin temellendirilmesi. Yani metafizik, fizik ve matematiğin kullandığı bir takım öncüllerin temellendirilmesi işlevini yapıyor. Aynı zamanda umur-u amme dediğimiz varlık, imkan, zorunluluk gibi, illet, malul gibi kavramların açıklamasını yaptığı bir bölüm var. Bunlar çünkü varlığın tamamına veya çoğunluğuna yüklem oluyor. Bir de Tanrı'nın zatı ve sıfatları, alemin Tanrı'dan nasıl meydana geldiği gibi bölümleri var. Bunlar da metafiziğin teoloji bölümünü oluşturuyor. İslam'da da bu böyle yani. İlk kısmın ismi umur-u amme, ikinci kısmın ismi ilahiyat, metafiziğin ismi de ilahiyattır aynı zamanda ama temelde el-ilmül ilahi denen ikinci kısmı, yani teoloji kısmı. Üçüncü kısmı da tahsiyü mebadi ulemül cüziye. Temellendirme, tahsiyü orada doğrulama, temellendirme demek. Bunu yapıyor. Şimdi Farabi birinci bölümde metafiziğin ontoloji kısmını anlatmış. İkinci bölümde teolojiye mülhak olan bahisleri anlatıyor. Peygamberlik bahsini anlatıyor yani. Araya suduru koymadığı için kitabın yapısını çözmekte zorlanmışlar. Ama Farabi de aslında bunu yazmış. Lakin İbn-i Sina'daki gibi bütüncül bir anlatının parçası görünmediği için tam anlaşılmıyor. Dolayısıyla şimdi İbn-i Sina Makamatül Arif'inde iki şey yaptı. Bir, zaten istidlal yöntemini felsefe geleneğine göre anlattı. Yani kitabın bir kısmı, epeyce hacimli bir kısmı işaretin hacmine göre mantık zaten. Mantığı anlattı. Sonra oturdu fiziği ve metafiziği anlattı. Felsefe bitti baba, daha ne anlatıyorsun sen? Derdin ne? Ondan sonra oturdu. Bak, Ariflerin Makamları diye bir bölüm açtı. Orada arkadaşlar tasavvufi yöntemi ve bu yöntemin nasıl kullanılacağını anlatıyor İbn-i Sina. Mutasavvufların kullandığı yöntemi ve bu yöntemin nasıl sonuç verdiğini, hakikat bilgisine nasıl ulaştırdığını anlatıyor. Bu konuda modern dönemde bir takım görüş ayrılıkları var. Burada tasavvuftan bahsetmiyorum. Fakat benim kanaatim bu. Yani klasiklerle aynı düşünüyorum ben. Razi buraya tasavvuf diye başlık attı. Diğerleri de benzer şekilde düşünüyorlar. Dolayısıyla orada tasavvufun yönteminden bahsediyor. Arif orada filozofu da içerecek şekilde anlaşılabilir ama temelde sufilerin ulaştığı son netice gibi duruyor. Şimdi
İbn-i Sina şunu kabul etmiş oldu. Felsefe geleneğinin duyarlılığı açısından. Bir, Burhani yöntemin dışında hakikat bilgisine ulaştıran, yani varlıktaki birliği idrak etmeyi sağlayan bir yöntem vardır. Yani kişi, insanlar riyazet ve mücahede ile bu yönteme ulaşabilirler. Arkadaşlar, biz bu riyazet ve mücahede diye hep konuşuyoruz ya, zaman zaman bu konuyu tartıştığımız yerlerde şöyle bir itiraz oluyor. İbn-i Sina bu bölümü anlatırken aklıyla yönelir, fikriyle yönelir diyor. Kelime tam fikir. Fikriyle gayb alemine yönelir diyor. Arif'ten bahsederken. Üç tip var orada. Arif, abid ve zahid miydi? Değil mi? Arif, abid, zahid. Yani abid cennet cehennem nimetleri için yani cehennemden korkmak, cehennemden kaçınmak, cennete ulaşmak için ibadet eden kimse. Zahid dünyayı terk eden kimse. Arif de bütün yaptıklarını hak için yapan kimse. Yani talibi hak olan kimse. Tarifleri bu. Tamam. Şimdi tasavvufi yöntemde herhangi bir şekilde amel ile netice almak diye bir şey yok arkadaşlar. Amelle netice almak var. Amelin insanı kemale erdirmesi var. Ama netice alan ruhtur tasavvuf yönteminde de. Yani kişi fikrini dışarıda bırakarak bir şey yapmaz. Bütün fiiller tasavvuf yönteminde zikir olduğu takdirde netice verir. Yani zikir olmayan bir fiil, yani hakka ilişkin bilinçle yoğrulmayan bir fiil tasavvufta da salt fiil olması bakımından netice vermez. Dolayısıyla İbn-i Sina'nın fikriyle yönelir kısmı tam da riyazet yöntemin özü. Yani diyelim ki yüzlerce kez namaz kıl. Tamam mı? Yani yüzlerce, binlerce rekat namaz kıl. Aklın, fikrin gayb alemiyle meşgul değilse netice alamazsın. Olmaz yani. Saat kaç arkadaşlar? Vaktimiz var. Şimdi size bir hikaye anlatayım. Ya bu yöntem meselesinin sonu gelmez. Konuşalım her şeyi. Şimdi bu Yesevi dervişlerden birisi 17. yüzyılda herhalde 1600'lerde Hazini. Hatırladın mı Ercan Hazini'yi? Şimdi Hazini'nin günümüze tasavvufi hayatını anlatan kitabı ulaştı. Çok çileli bir dervişlik hayatı olmuş. Dergahın mutfağı bir ara krize girmiş, kendini satmış pazarda köle olarak. Gitmiş bir yerde kölelik yapmış. He, yani acayip çileli bir hayatı var. Bir müddet sonra, yani 10-15 yıl sonra falan Şeyh Efendi bunu çağırmış. Önce bunun seyit olduğunu bilmiyormuş. Hazini Ehl-i Beyt'tenmiş. Seyit olduğunu öğrenince biraz yükünü azaltmış. Ya bana niye söylemedin, sizin soya bu böyle çileli şeylik yakışmaz diye. Sonra neyse bir müddet sonra çağırmış, demiş ki gel bakalım demiş. Bunca yıl çile çektin, riyazet gördün, züht yaşadın. Kalbine bir nazar et, ne görüyorsun demiş. Kendi anlatıyor yani. Kalbime diyor bir nazar ettim diyor. Dedim ki diyor efendim şu anda dergaha yaşlı bir kadın, yanında iki tane öküzle nezir yapmaya geliyor. Adak adamaya geliyor. Öküzleri diyor tarif ettim, kadını tarif ettim. Tamam dedi diyor Şeyh Efendi, bekledi diyor. Bir müddet sonra kadın gerçekten geldi diyor. Öküzler de kadın da tarif ettiğim gibi diyor. Kadın diyor işte getirdi diyor. Dergahta kurban kesildi diyor. Dualar edildi. Ondan sonra kavurmalar yapıldı. Millete ikram edildi falan diyor. Gittiler diyor. Kadın gittikten sonra diyor Şeyh Efendi'nin kapısının önünde bir hengame koptu diyor. Ben diyor şimdi bildim diye seviniyorum diyor. Beni tahrif edecekler diye. Dediler ki diyor Şeyh Efendi seni çağırıyor. Gittim diyor. Şeyh Efendi demiş ki ben sen demiş kalbine bak melekutu gör dedim. Sana hayvanlar mı gör dedim demiş. Beni önce diyor bir falakaya yatırdı diyor. Sonra demiş ki öküzlerin kalan etlerini kimseye vermeyin demiş. Bunları demiş hepsini bu yesin. Şu hayvan nefsini doyursun da Allah'a yönelsin artık demiş. Tamam mı? Arkadaşlar bu çok enteresan bir hikaye. Yöntemin özünü ifşa eden bir hikaye. Bakın yöntem, tasavvufun yöntemi esas itibariyle teveccüh ilallah'tır. Allah'a yöneliştir yani. Herhangi bir pratik bu yöneliş ıskalandığı zaman beklenen neticeyi doğurmaz. Doğuruyorsa da min tarafillah bir rahmetten dolayı doğurur. Yani yöntemin özü bu. O nedenle İbn-i Sina'nın Arif'le ilgili anlatıları, Makamatül Arif'in bölümünde Arif'le ilgili anlatıları, ruhun mukaddesat alemine yönelişi tam da bu yöntemin özünü ifade eder. Yöntem budur. Ama tasavvuf tarihi açısından bu tasavvufi yöntemin genel kabule mazhar olması için çok kritik bir adımdır. Yani filozoflar cihetinden bir açılım meydana gelmiştir. Çünkü Farabi'nin nübüvveti metafiziğe mülhak olarak koyması
nübüvvet kanalından da metafiziğe ulaşmanın bir yolunu felsefi olarak mümkün kıldı. Böylece İbn Sina ile birlikte, İbn Sina Makamatul Arifin ile birlikte filozoflar iki yöntemin varlığını kabul etmek durumunda kaldılar. Birincisi nazar yöntemi metafiziğe ulaşmakta, ikincisi ise aslında nazar yöntemini icra eden ruhun devre dışı kalmadığı, temelde yine insani nefsin, latife-i insaniye dediğimiz şeyin ya da insan nefsi dediğimiz şeyin gerçekleştirdiği bir tür riyazet, terk ve yapma pratikleriyle, yani riyazet dediğimiz o, bir takım şeyler terk, bir takım şeyler yapmaktan ibaret. Bu pratiklerle hakka vasıl olma ya da Allah'a ulaşma anlamında bir şey bu, bir açıklama, bir yöntem, özür dilerim. Dolayısıyla bu müşahede yöntemiyle de hakikate ulaşabileceği felsefe geleneğine girdi. Şimdi bu yöntem buraya girdikten sonra tasrif-i ulum kitaplarında bir değişiklik usule gelmeye başlandı. Tasrif-i ulum kitaplarını filozoflar kanadından yazanlar, yani kelamcılar ya da ulema kanadından değil de filozoflar kanadından yazanlar, nübüvveti felsefeye mülhak olarak vaz ettikten sonra hakikat bilgisine ulaşan disiplinlerden birisi olarak da tasavvufu zikrederler. Tasavvufu. Yani tasavvufi yöntemin böylesi bir hakikat bilgisine imkan verdiğini düşünürler. Ama felsefe kanadından yazılan tasrif-i ulum kitaplarında kelam hiçbir zaman bu payeyi elde edemedi. Yani bu hakikat bilgisine ulaştıran bir noktaya varma anlamında bir payeyi elde edemedi. Bu tabii filozofların iddiaları, kelamcılar durum böyle olduğunu düşünmüyorlar. Ama felsefe kanadında mesele böyle devam etti. Dolayısıyla ortada iki tane şey ortaya çıktı. Yani iki ana iddia ortaya çıktı filozoflar söz konusu olduğunda. Bir, burhan yöntemini kullananlar. İki, riyazet ve mücahede yöntemini kullananlar. Bunun yanı sıra zaten kelamcılar baştan beri hakikat bilgisi iddiasındalar. Hatırlarsınız ya, baştan beri zaten kelamcılar tümel bir disiplin olduğunu düşünüyorlar ikinci yüzyıldan beri. Külli hakikati temsil ettiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla ortada üç önemli zümre ortaya çıktı. Kelamcılar, sufiler ve filozoflar. Bunların ikisinin yöntemi ayrı, diğerinin yöntemi farklı. Hatırlarsanız Gazali'nin Munkız Minet Dalal'inde dördüncü zümre olarak batıniye vardır. Batıniye. Aslında bu batınilerin iddiaları bu yöntemlerden herhangi birisine tam olarak girmez. Çünkü onlar ne zühd ve riyazetle ne de nazar yöntemiyle hakikatin elde edilebileceğini kabul etmiyorlar. Yani batınlar bunu reddediyorlar. Onlar hakikatin insana gayb imamdan geleceğini düşünüyorlar. Gazali'nin Fedaihül Batiniyesini okuyan var mı içinizde? Arkadaşlar, o kitabın ilk 60-70 sayfasını en azından okuyun. Muhteşem bir yöntem tartışması vardır orada. Gazali'nin özü itibariyle yaptığı şey şu. Gazali batıniyeyle eleştirmek için insan bilgisinin dayandığı bütün umdeleri yıkıyor. Gazali. Bütün umdeleri yıkıyor. Yani nazar yönteminin sonuç verdiğini, riyazet yönteminin sonuç verdiğini hepsini inkar etmek zorunda kalıyor tartışmayı yürütmek adına. Ve nihayet hakikat bilgisine ulaştıran şeyin esas itibariyle ilahi inayet olduğunu vaz ediyor. Tamam yani? Ama peygamber imama hasretme olayını ortadan kaldırıyor. Yani bütün derdi o. Yani hakikat bilgisi imamdan mı gelecek? Yok. Böyle bir şey yok. Çünkü bir kez onu yıktığın zaman diğer yöntemlere alan açabiliyorsun. Bunu ortadan kaldırıyor. Şimdi Gazali'ye geldiğimizde bu dörtlü tasrif bir zümre tasrifi gibi duruyor ama bu dörtlü tasrifin temsil ettiği aslında iki ana yöntem iddiası var. Nazar ve müşahede yöntemleri iddiası var. Bu yöntem iddiaları tarih boyunca varlığını devam ettirdi. Batıniliğin yöntemi zaman zaman güçlendi ama bütün dönemlerde kendisini büyük bir şey olarak, veri olarak dayatamadı. Düşünce üreten veri olarak dayatamadı. Bir dönem güçlendi çünkü hatırlayın Büyük Selçukluların hakimiyetinden evvel veya onlarından biraz sonra, bakın Fatımiler, Yemen yine Hicaz bölgesi Şiilerin elinde, İran'ın bir kısmı Şiilerin elinde. Yani çok geniş bir İslam dünyasının kalbi olan geniş bir coğrafyada Şii egemenliği ortaya çıkmış ve bunlar batıni öğretiyi savunuyorlar. Yöntem olarak, yani batıniliği anlamında değil de yöntem olarak batıni öğretiyi savunuyorlar. Bir dönem güçlenmiş ama tarih boyunca böyle büyük bir hamle oluşturamamış yani yöntem babında diğerleri gibi. Çünkü diğerlerinin aynı zamanda bütün dönemleri etkileyen büyük düşünceleri çıktı. Şimdi arkadaşlar Gazali'ye geldiğimizde dolayısıyla üç yöntem, dört zümre söz konusu. Yani nazar, müşahede, imamet yöntemi diyelim. Üç yöntem, dört zümre söz konusu. Gazali'den sonra düşecek. Gazali'nin yöntemler tarihine iki katkısı vardır.
Yani bilgi ve yöntem tartışmalarına iki katkısı vardır. Birincisi, hepimizi tarihsel olarak ilgilendiren mantıkla ilgili değerlendirmeleri. Yani mantığın İslami ilimlerin tamamına nüfuz edecek şekilde etkinliği Gazali'nin elinde gerçekleşti. İkincisi ve daha önemlisi ise, yani bunun kadar önemli İslam düşünce tarihi açısından, Gazali'nin meşhur krizinde sofistikle hesaplaşması. Sofistikle. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz sofistler en azından düşünce tarihinde anlatıldığına göre şey iddia ediyorlar. Diyorlar ki bilgi herhangi bir şekilde mümkün değildir. Yani gerçekten böyle söylerim, söylemedim ayrı mesele, ama düşünce tarihi bunun böyle olduğunu söylüyor. Bilgi mümkün değildir. Yani herhangi duyuların bilgisi yanıltıcıdır. Yani duyu verileri yanıltıcıdır. Akıl da duyu verilerine dayalı olarak işlev görüyor. O halde akıl da yanıltır. Peki akıldan gelen bilgiler ne diyeceğiz? Ben kendi varlığımı bilmem. Bir şey ya vardır ya yoktur gibi temel cümleler. Bunlar da diyorlar sahte idraklerdir. Gerçek değildir bunlar. Hiçbir zaman doğrudan emin olamayız. Şimdi düşünce tarihinde buna yönelik temel eleştiri, yani iki tane temel cevap verildi buna. Birincisi Aristoteles'ten beri gelen yaygın cevap. Aristoteles dedi ki eğer biz bütün bilginin dayanağını oluşturan ilk bilgileri eleştirirsek herhangi bir şekilde bilgiyi savunma ya da herhangi bir şey hakkında konuşma imkanımız kalmaz. O nedenle insanın sahip olduğu ilk cümleler, yani bir şey ya vardır ya yoktur gibi ya da ben varım gibi, bu ilk idrakler herhangi bir şekilde sorunsallaştırmaya, tartışmaya ya da ispata elverişli değildir. Yani biz bunları ispatlayamayız çünkü bunların öncesinde daha genel cümleler yok. Tartışamayız çünkü nasıl oluştuğuna ilişkin bir kanaatimiz yok. Bunlar ilk cümleler. Dolayısıyla ne reddedebiliriz ne de ispatlayabiliriz. O halde bunları temel kabul eder, bunun üzerine düşüncemizi inşa ederiz dedi. Bu aslında bizim kelam geleneğinde de temel iddiasıdır biliyorsunuz. Yani kelamcılar da bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Kelamcılar bunların filozoflardan farklı bir temellendirme diyorlar ki genel olarak kelamcılar, Allah'ın yarattığı ilk bilgiler bunlardır. Bunlar doğrudan Allah tarafından kalple yaratılır. Ulumul müptededir bunlar. Dolayısıyla biz bütün bilgileri bunlar üzerine inşa ederiz. Dolayısıyla bu bilgiler herhangi bir şekilde eleştirilmeye elverişli değildir. İspatlanmaya da elverişli değildir. Bilginin özü gereği. Şimdi felsefe, bu yeni Eflatuncu filozoflarda bu çözümün alternatifi olabilecek bir çözüm daha var. O da şu. Yeni Eflatuncu filozoflar diyorlar ki metafizik bilgi esas itibariyle tecerrütle elde edilir. Ne demek tecerrüt? Şu demek. Ben şimdi bu bardağı biliyorum. Aslında bardağı önce görüyorum. Bardak diye bir şey görmüyorum. Yani nesneyi görüyorum. Bu nesnenin özelliklerini alıyorum. Bir takım zihinsel süreçlerden geçiriyorum. Ve zihnimde benim bardak kavramı oluşuyor. Nasıl oluşuyor bardak kavramı? İşte yukarıdan gelen feyzin yardımı falan filan. Ayrıntı bir hikaye oluşuyor. Tamam. Benim bardağı bilmem demek, bu yeni Eflatuncu filozoflara göre, bizim Farabi İbn Sina da bu İslam felsefesi de temelde yeni Eflatuncu gelenekten beslenir. Benim bardağı bilmem demek, nefsimin, ruhumun bardağın maddesinden kurtulması demektir. Maddesinden, yani onun cismaniliğinden kurtulması, bağımsızlaşması demektir. Haddi zatında bilme eylemi parça parça, yani fizikten başlayıp metafiziğe uzanan süreçte. Şimdi arkadaşlar bakın, felsefi ilimler sistemi şu. Önce filozof doğayı inceliyor. Nesnelerin hareketlerini temellendiren doğayı. Ardından doğal nesneleri inceliyor. Mineraloji, botanik, yani madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar. Bütün bunları öğrenmek demek aynı zamanda insan ruhunun bunların cisminden, tahakkukundan bağımsızlaşması demek. Sonra meteorolojiye geçiyor. Ardından burada mücessem astronomi dediğimiz fiziğe giren bölüm var astronomide. Mücessem astronomi. Gök cisimlerinin yapısını inceliyor. Ardından matematiğe geçiyor. Sayılar, hani aritmetik, geometri, musiki, mücerret astronomi, artık mesafeleri inceleyen astronomi ortaya çıkıyor. Ve böylece filozof ruhumuzun, nefsimizin maddi kayıtlardan tamamen kurtulduğunu, yani maddenin üzerine çıktığını, soyutlandığını, artık metafizik olan bilgiyle yüz yüze gelebileceğimizi düşünüyor. Yani metafizik niye bunlardan sonradır? Akıl yürütmeden değil, dolayı değil sadece. Yani bunları öğreneceğiz de bunlar da akıl... Hayır, öyle değil arkadaşlar. Temel sebebi bu değil. Temel sebebi şu. Bunları öğrenmek suretiyle insan nefsi kuvveden fiile intikal edecek. Nesnelerin hakikatlerle donanacak. Artık metafizik aleme açılabilir bir ruhani varlığa dönüşecek. Aksi halde buradan oraya gidilmez zaten.
Yani basit bir akıl yürütme faaliyeti değil bu. Yeni Eflatuncu filozoflara göre. Şimdi bu sofist eleştiriyle ilgili olarak yeni Eflatuncu filozoflar bunu hiç ifade etmiyorlar da anlattıklarından ben istihraç ediyorum. Şunu demek istiyorlar aynı zamanda sofistlere. Evet biz bu ilk cümlelere yola çıkarız. Fakat bu cümlelerin tahkiki aslında herhangi bir şekilde akıl yürütme faaliyetleriyle yapılabilir değil. Ya fizik ve matematik varlıktan soyutlanacaksınız. Metafizik varlığa vardığınızda varlık kavramının maddeden ibaret olmadığını anlayacaksınız. Hani biz bir şey vardır dediğimizde aklımızda hemen cismani nesneler geliyor ya. Tahayyüle bağımlı olarak düşünebildiğimiz için böyle geliyor filozoflara göre. Bu bize vehmin bir dayatması. Vehim gücü beyinsel bir güç. Yargı veren bir güç. Vehim gücü akla tesir edip aklın varlık yüklemini maddelerle sınırlı olarak düşünmesine sebebiyet veriyor. Vehimden kurtulduğumuz takdirde, matematik ve fizikte vardan kurtulduğumuz takdirde bir şey ya vardır ya yoktur cümlesinin cismani alemin dışına çıkacak şekilde kavranması mümkündür. Ve ancak o zaman kavranabilir gerçekte. Bu nedenle arkadaşlar bir şey vardır cümlesi bütün bilgilerimizin temelini oluşturur. Bakın, bütün bilgilerimizin temelini oluşturur. Hareket noktamızdır. Ama bu cümle yalnızca metafizikte bilinebilir. Yani vardır yüklemini bilen insan ya bir metafizikçi filozof ya da bir peygamberdir felsefe geleneğine göre. Diğerleri bunu sınırlı bir şekilde idrak edebilirler. Hakiki manasını kavrayamazlar sıradan insanlar. Anlaşıldı mı? Bu işte yani sofistlere verilen bir cevap. Fakat bu felsefenin eğitim sürecini zorunlu kılıyor. Düşünce tarihinde benim görebildiğim kadarıyla hiç kimse Gazali kadar bu sorunu derinden ele almadı. Bu sofist eleştiri problemini, bilgi ve yöntem problemini hiç kimse Gazali kadar derin almadı. Gazali ispatı çok zor olan bir tecrübe yaşadı biliyorsunuz. Gazali'nin tecrübesi şu, 6 ay kadar süren bir kuşku süreci değil mi? 6 ay kadar mı sürüyordu? Bir kuşku süreci. Bu kuşku sürecinde Gazali ilk bilgilerden kuşkulandığını söylüyor. Yani bir şey vardır cümlesinden dahi kuşkulandığını, bu cümlenin dahi ispata muhtaç olduğunu söylüyor. Hatta diyor ki birisi böyle kuşkulanıp geldiğinde onu ikna ediyordum ama kendim ikna olmuyordum söylediklerime. Sonra Allah'ın kalbime attığı bir nur sayesinde diyor ben bu tecrübeden kurtuldum. Şimdi bunların tabi yoruma muhtaç cümleler. Ne demek yani? Allah'ın kalbime attığı nur ne demek yani? Acaba kaçak bir güreş mi yapıyor Gazali? Yani olayı sulandırmak için mi söylüyor? Uzaklaştırmak için mi söylüyor? Yoksa gerçekten bir şey mi söylüyor? İslam geleneği Gazali'nin söylediğini şöyle anladı. Yani bizim ne düşündüğümüz işin başka bir tarafı. Yani inanırız inanmaz işin başka bir tarafı ama İslam geleneği Gazali'ye imam demek de şunu kabul etti. Bir, Gazali'nin tecrübesi sahihtir. İki, tabii böyle düşündü. Gazali'nin tecrübesi sahih. Böylesi insanların tecrübeleri ekseriyetle tarihsel olarak çok sorgulanmaz. Yani tecrübe sahihtir yani hani böyle bir adam insanlığı yanıltmaz diye bakılır. İki, tecrübenin sahihliğini anlamı şu arkadaşlar. Gazali çok enteresan bir şekilde ilk cümlelerin yıkıldığını ayık bir bilinçle temaşa ediyor. Burayı iyi anlayın, doğru ben de iyi anlatayım yani. Şimdi İbn Sina'nın bir uçan adam timsali var hatırlar mısınız? Uçan adam. Ha, misal olarak uçan adam anlatıyor. Yani hiçbir şeyi çalışmıyor fakat kendisine ilişkin farkındalığı devam ediyor. Buna şunu ekleyin. İbn Sina ahlaki ve siyasi önermeler için der ki adalet iyidir, zulüm kötüdür. Kelamcılar diyor bunu bedihiymiş gibi algılıyor fakat gerçekte bunlar bir insan şu temiz çağında doğsa yani annemizden bu şekilde bu ayıklıkla dünyaya gelsek bu ayıklıkla dünyaya gelsek ama hiçbir kültürel tesir altında da kalmamış olsak yani şimdiye kadar bir sürü tesir altında kalıp bu noktaya geldik ya düşünün ki gerçekten bir hayal kuralım hiçbir tesir olmasın hiçbir bilgi kazanmış olmayalım bilgimiz de olmasın ama bilincimiz bu seviyede olsun bu olmayacak bir şey tabii normal şartlarda yani bilinç ancak o bilgilerle gerçekleşiyor fakat bilincimiz bu seviyede olsun böylesine bir ayıklıkta olalım ama hiçbir bilgimiz olmasın. O zaman adalet iyidir denilse kuşkulanabilir miyiz, kuşkulanamaz mıyız? İbn Sina da kuşkulanırız diyor. İçinizde kuşkulanmayanlar olabilir, zararı yok. Şimdi bizim için o değil mesele. İbn Sina diyor ki kuşkulanırız. Bunu şunun için söyledim. Arkadaşlar Gazali 40 yaşında bilinci 40 yaşındaki bir adam ve alim bilinci ama bütün bilgilerin yıkıldığını düşünün. Yani
İlk kurulan bilgilerden sonuna kadar sahip olduğu bütün bilgilerin ortadan kalktığını